öğüt alıp düşünebilen bir topluluk ve temiz akıl sahipleri için. Yeni bir dünya. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Rabbinin dost doğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. Enam suresi 126. Ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir. Ve onlar temiz akıl sahipleridir. Zümer Suresi 18. Bu kitabı okuyan kişiden beklenen hayatının en önemli konusunu yeniden gözden geçirmesidir. Ancak bunu yaparken şimdiye kadar mutlak doğru olarak kabul ettiği kuralları, kapıldığı bazı ön yargıları bir kenara bırakması gerekmektedir. Çünkü bir insan ne olursa olsun bir konuya ön yargılarıyla yaklaşırsa doğru karar veremez. Çirkin görmek istediği şeyi çirkin görür. Kötü olduğuna önceden karar verdiği şeyi kötü olarak algılar. Şu da bir gerçektir ki bu ön yargılar, peşin hükümler çoğu zaman kişinin kendisinden kaynaklanır. İnsan doğduğu günden itibaren içinde bulunduğu toplum tarafından sayısız ön yargıya bağlanmaya mahkum edilir. Ailesi, yakın çevresi, arkadaşları onun değer yargılarını belirler. Özellikle günümüz toplumlarında medya insanları belli konularda şartlandırma yönünde büyük bir etkiye sahiptir. Gazete ve televizyonlar onları izleyenlere pek çok iyi şey kötü, kötü şeyi de iyi gibi gösterme etkisine sahiptirler. Toplumun kendisine aşıladığı ön yargıları tümüyle kabul etmiş olan insan ise şahsiyetinden çok şey yitirmiştir. Kendi aklıyla değil dışarının telkinleriyle hareket etmektedir. Söz konusu insan bu şekilde ancak kendisine doğru olarak gösterilen değerleri doğru kabul eder. Her çağda her toplumun farklı doğrulara inandığını düşünürsek, topluma kayıtsız şartsız uymanın hiçbir anlam taşımadığını görebiliriz. Bazı toplumlar için yamyamlık doğal karşılanır. Ya da faşist bir toplumda yarı deli bir lidere kayıtsız şartsız itaat etmek doğru olarak kabul edilir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama özetle söylemek istediğimiz toplumun yanlış telkinlerden bağımsız olarak düşünebilmenin akıl sahibi bir insana yaraşır bir tavır olduğudur. Toplumun hakkında sayısız ön yargı oluşturduğu konuların başında din gelir. Özellikle medyanın bazı kesimlerinin yaptığı telkin din hakkında bazı kimseler için aşılması zor peşin hükümler meydana getirmiştir. Hiçbir doğruluğu olmayan telkinlerin bir sonucu olarak din pek çok insanın fazla önemsemediği, üzerinde düşünme gereği hissetmediği ve mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştığı bir kavramdır. Bu düşünce yapısına sahip kişilerin genelde pek bilinçli bir şekilde böyle bir tutum izledikleri söylenemez. Bu kişilere sorulsa muhtemelen dindar olduklarını belirteceklerdir. Ama gerçekte din onlar için hayatlarında en az önem verdikleri konulardan biridir. Aslında bu kişi hayatında bir kez bile oturup ciddi bir şekilde din ve kendisinin din hakkındaki düşünce ve davranışları hakkında da düşünmemiştir. Din ahlakının neden var olduğu gibi bir soru üzerinde hiç kafa yormamıştır. Onun yanlış bakış açısına göre din genellikle yaşlı insanları ilgilendirir. Bazı doğru ahlaki değerleri savunur. Fakat bununla birlikte pek çok can sıkıcı yasak ve kısıtlama getirir dine dair uygulamaların bazılarını doğru ve yerinde, bazılarını ise kendi aklınca eski ve çağ dışı bulur. Allah'ı ve İslam'ı tenzih ederiz. Yine de genellikle açıkça dini inkar etmez. Ama başta söylediğimiz gibi din ahlakından mümkün olduğunca uzak durur. Dindar olduğunu düşündüğü kişilerle asla görüşmek, konuşmak, hatta aynı ortamda bulunmak istemez. Bu ön yargılı ve çarpık bakış açısına göre onlar korkunç ve karanlık insanlardır. Oysa bu kişi büyük bir yanılgı içindedir. İslam dini estetiği, kaliteyi, asaleti, nezaketi, güzelliği, sevgiyi, içtenliği, merhameti, sevecenliği, düşünmeyi, araştırmayı, akılcı olmayı gerekli kılan, samimi olarak bu ahlakı yaşayanları manen çok üstünleştiren bir dindir. Dine yönelik bu yanlış bakış açısı, vurguladığımız gibi toplumun bazı kesimlerinin verdiği telkinleri doğrudan kabul etmekten, kısacası bağımsız olarak düşünmemekten kaynaklanır. Düşünmenin önemi ise İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an ayetleriyle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki: Eğer biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. De ki: Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Müminun suresi 84 85. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Kamer suresi 17. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Yunus Suresi 3 Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Nahıl Suresi 17 Din hakkında toplumun telkinlerinden bağımsız olarak düşünmeyen kişi iki büyük yanlışın içine düşecektir. Bunlardan birincisi din ahlakından uzak durmaya çalışan kişinin dinin varlık sebebini yani Allah'ı düşünmemesi, tanımaması, daha doğru bir deyişle Yüce Allah'ın sonsuz kudretini takdir edememesidir. İkinci yanlış ise dinin insanı sıkıntı ve baskı dolu, tutucu bir ortama sürükleyeceğini ve ona yaratılışına ters yaptırımlar yükleyeceğini sanmasıdır. Din adına ortaya çıkan bazı kimselerin söz konusu tabloyu dinin kendisiymiş gibi öne sürmeleri de kişideki din ahlakını yaşarsam istediklerimi yapamam korkusunun sürmesinin önemli bir sebebidir. Halbuki gerçekler bu kişinin sahip olduğu kanaatten çok farklıdır. İstem ahlakı insanı her türlü baskıdan, korkudan, endişeden, tedirginlikten kurtarır. Kişinin hep neşeli, itidalli, huzurlu ve rahat bir ruh haline sahip olmasını sağlar. Samimi olarak Kur'an'a ve sünnete uyan bir kimse, az önce saydığımız ön yargılara sahip olan kişinin asla yaşayamayacağı ve belki de hayal dahi edemeyeceği bir güzellik ve bereket içinde yaşar. İnsan birinci yanlıştan kurtulduğu zaman, yani kendisini yaratan ve ona en yakın varlık olan Allah'ı tanıdığında dinden uzak durmak gerektiği şeklindeki batıl inançtan da kurtulur. Bu yanlışın çözülmesinin getireceği zihin açıklığı ve duyarlılık ikinci yanlışın da çözülmesini sağlar. Din görüntüsü altındaki başka yapılar ve gerçek din arasındaki bariz farklılıkları ayırt eder. Özetlemek gerekirse din hakkında sayısız ön yargı oluşmuş durumdadır. Fakat dine yaklaşırken temel kıstas insanların din hakkında ne dedikleri değil, insanların kendi vicdanları olmalıdır. İnsanların çoğunluğuna uymanın insanı doğruya götürmeyeceği Kur'an'da açık bir şekilde ifade edilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. En'am suresi 116. Topluluk ya da diğer adıyla sürü psikolojisinden kurtulup kendi vicdanıyla düşünmeye başlayan insan, Kur'an ayetlerinde haber verilen gerçeği bizzat kendisi görür. O artık insanların büyük çoğunluğundan farklı olarak yeni bir dünyaya adım atmıştır. Bu adımı kendisini eski dünyanın tüm karanlığından, sıkıntısından, darlığından uzaklaştırıp dinin vesile olduğu sonsuz güzelliklere ve derin hikmetlere götürecektir. Bu arada hemen hatırlatmakta yarar vardır. Din derken Rabbimizin gönderdiği son hak din olarak İslam'ı kastediyoruz. Çünkü Kur'an'da bildirildiği gibi kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Din Allah katında şüphesiz İslam'dır. Ali İmran Suresi 19